Hey how are you today? Herkese merhaba. Bugün nasılsınız? Evet arkadaşlar, bugün health ünitesine geçiyoruz. Let's start. <laughs> Öncelikle hepiniz hoş geldiniz umarım. Hepiniz çok iyisinizdir arkadaşlar. Bugün çok sağlıklı oluyoruz ve hemen sizlerle birlikte sağlık ünitemizi işliyoruz arkadaşlar. Siz geldiyseniz hemen Ocak ayı programımızda geldi. 17 Ocak pazartesi ne yapıyoruz? Health yani sağlık ünitemizi işliyoruz arkadaşlar. Böylelikle ilk 5 ünitemizi bitirmiş oluyoruz harika bir şekilde. Peki o zaman hemen size ödevlerinizi vermek istiyorum. 0'dan 5'e özel kitabımız geldi arkadaşlar. Sayfa 210. 12 ve 219 açıyoruz. Hemen health ünitemizi bulalım. 212 ve 219. Evet. Evet arkadaşlar burada üniteye ait önemli kelimeler var. Kelime sözlüğümüz var. Burası sizin işinize çok çok yarayacaktır arkadaşlar. Mutlaka bakın derim. Sonrasında hemen kelime testini çözebilirsiniz. Burada çalışıyorsunuz. Testi çözüyorsunuz. Ve gelelim hemen burada görselli kelimelerimize. Bu ünitede öğrenmeniz gereken kelimeler görselli bir şekilde verilmiş arkadaşlar burada. Sonra hemen gramer yapımız var. Ne öğrenmeniz gerekiyorsa o gramer yapısı burada. Yanda da hemen testi var. Hemen sayfamızı çevirelim. Evet şut konusunu değiştiriyoruz arkadaşlar. Bu ünitede buraya da çalışıp hemen yandaki testi çözebilirsiniz. Harika bir şekilde sıfırdan 5'e sözel kitabımızdan ödevimizi verdik arkadaşlar. O zaman şimdi gelsin taktikli sözel kitabımız hemen buradan. Health ünitemizi bulalım. 9 numaralı ve 10 numaralı testi çözelim arkadaşlar. Evet neredeler acaba? Buradalar işte. Evet buradan da 9 numaralı test. Bir de 10 numaralı test size ait arkadaşlar. Hepiniz testlerinizi müthiş bir şekilde çözerseniz eğer Dersi harika bir şekilde hazır olacaksınız arkadaşlar. Gelelim Dinamo İngilizceye. Sayfa 73 ve 88'e kadar size ait arkadaşlar. Buradan da hem tekrarlarınızı yaparsınız, testlerinizi çözersiniz. Sizin için müthiş faydalı olacaktır. Hemen açalım her ünitemizi. Evet geldik. Burada kelimelere çalışıyoruz. Yanda yine kelimelerle, sorularla alakalı etkinliklerimiz var. Aslında burada birçok etkinlik var arkadaşlar. Hepsine bakın derim. Burada kelime etkinliğimiz var. Çevirelim. Testlerimiz de var çoktan seçmeli sorularımız var. Gramer yapıları da anlatılmış arkadaşlar burada mutlaka. Bakın derim. Evet buralar size ait arkadaşlar. Mutlaka ödevlerinizi yapmayı unutmuyorsunuz. 88'e kadar sizin ödeviniz ve bu şekilde ne yapıyoruz? Hemen gelelim. Zorlu Bankası tüm dersler kitabımıza buradan da 9 ve 10 numaralı test size ait her ünitesini bu şekilde bitiriyoruz arkadaşlar. Ödevlerimizle birlikte. Evet buralar size ait mutlaka bir çözün derim arkadaşlar size. Peki o zaman ödevlerimizde verdik. Bir bir sürü ödevimiz var arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Health yani sağlık ünitemizde çalışıyoruz arkadaşlar. Bol bol sağlıklı şeyler yapalım o zaman. Sizlerle birlikte hadi devam edelim. Evet neler öğreniyoruz arkadaşlar bugün? Expressing illnesses, needs and feelings yani hastalıkları, ihtiyaçları ve duyguları ifade etmeyi öğreneceğiz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte. Sonrasında making simple suggestions yani basit önerilerde bulunmayı böyle tavsiyeler vermeyi öğreneceğiz arkadaşlar. Ve important words tabii ki de bu üniteye ait önemli kelimelere çalışacağız. Practices alıştırmalarımızla birlikte de. Bitireceğiz dersimizi arkadaşlar. Peki o zaman şimdi hemen gelsin diğer sayfamız. Vücudumuzun bölümlerinin İngilizcelerini biliyor muyuz arkadaşlar? Peki bilen arkadaşlar tekrar etsinler. Bilmeyen arkadaşlarımız da benle birlikte ben buraya Tongül'deki oklara yazacağım. Siz de kendiniz uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Hatta aynen böyle bir etkinlik yapabilirsiniz. Hatta kendi resminizi de koyabilirsiniz. Peki şimdi Tongül'ün hemen vücut bölümlerinin İngilizcesini yazalım arkadaşlar. Head ne demek? Kafa demek değil mi? Peki o zaman kafasıyla başlayalım. Head. Devam edelim. Burada Nereyi gösteriyor? Kaşını gösteriyor Tongül'ün. Peki o zaman ne yazıyorum? Eyebrow. Kaş demek peki. Devam edelim. Saç ne demek arkadaşlar? Hair. Onu da yazalım. Onu da bilelim. Peki şimdi göz ne demek? Gözlerimize dokunuyoruz hemen. Touch your eyes. Gözlerinize dokunun bakalım. Göz ne demek? Eye. Devam edelim. Burada kulak var. Ear kulak demek arkadaşlar. Touch your ear. Kulağınıza dokunun o zaman. Peki geldik şimdi burada nose yani burun var değil mi? Evet. Peki ağız ne demek arkadaşlar? Mouth. Ağız demek. Evet devam edelim buradan. Tongül'ün kolunun İngilizcesini yazalım. Tabii ki de kol zaten herkes de kol demek arkadaşlar. Peki yazalım. Arm. Devam edelim. El yazalım arkadaşlar hand el demek hand ve stomach karın demek devam edelim burada bacak yazalım arkadaşlar öncelikle bacak leg demek leg bacak demek ama böyle diz ne demek arkadaşlar knee bunu knee diye okursanız eğer çok güleriz arkadaşlar değil mi knee diye okuyoruz bunu peki o zaman devam edelim ne kaldı burada ayağa kaldı değil mi foot ayak demek Peki çoğulu ne demek arkadaşlar? Ya, ayaklar diyeceksek eğer ne diyoruz? Feet. Bu çoğulu değil mi? Bunu unutmayalım. Peki burası da size ait arkadaşlar. Soru işareti bıraktığım yeri de siz yazıyorsunuz. Hatta birkaç tane daha soru işareti bırakmak istiyorum size. Dişi de size bıraktım arkadaşlar. Onu da siz yazıyorsunuz. Bakalım kimler biliyor vücudunun bölümlerini yorumlarda görelim. Peki devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi de gelin Vücut bölümlerimizin İngilizcesine çalıştık. Hastalıkların İngilizcelerini öğreneceğiz arkadaşlar. Birazcık canımız sıkılacak ama hastalıkların İngilizcesini de bilmemiz gerekiyor. Çünkü yurt dışında bir hastaneye gidersek mesela değil mi? Orada hastalığımızı ifade edebiliriz. Ya da Türkiye'ye bir turist geldi hastalığından bahsediyor. Onu daha iyi anlayabiliriz. O yüzden bu üniteyi mutlaka bilmemiz gerekiyor. Çok çok önemli arkadaşlar. Peki gelelim. Burada hastalıkların görselleri var. Tonguç her yerde çok hasta arkadaşlar. Acaba iyileşecek mi dersin sonunda bakalım ve elimde de kelime kartları var. Şimdi sizlerle birlikte seçeceğiz ve hangi görsele aitse bu kelimeler üstlerine bırakacağız arkadaşlar. Başlayalım o zaman. Broken leg ne demek? Kırık bacak demek, değil mi? Evet, işte burada görselimiz broken leg, kırık bacak demek. Hmm, devam edelim. Hangi kelimeyi seçsem? Evet, elime geldi. Sore throat ne demek arkadaşlar? Sore throat boğaz ağrısı demek. Onu da o zaman hemen buraya koyuyorum. Hatta şöyle gel, görmeden bir tane seçelim sizlerle birlikte. Ne gelirse yerleştirelim. Hedek geldi arkadaşlar. Hedek ne demek? Baş ağrısı değil mi? Burada Tongucuğum başı ağrıyor galiba. O zaman onu da buraya yerleştirelim. Devam edelim. Ne geldi? Hmm, stomach'e karın ağrısı geldi galiba. Karın ağrısı çeken Tonguç hangisi? İşte burada değil mi? Karnını tutuyor arkadaşlar. Üstünü kapatalım şimdilik. Stomach'e karın ağrısı demek. O zaman devam edelim. Ne geldi? Runny nose, burun akıntısı demek değil mi arkadaşlar? Hangi görselde var? Burada Tonguç'un arka bir şekilde burnu akıyor galiba. Runny nose, burun akıntısı demek. Devam edelim. Evet. The flu, Flu, grip demek değil mi? Hangi tonguç grip burada? Evet, buradaki tonguç grip olmuş. Onu da hemen buraya yerleştirelim. Peki, devam edelim. Ne geldi? Bekek, bel ağrısı geldi arkadaşlar. Hangi tonguç bel ağrısı çekiyor? İşte buradaki tonguç. Şimdi üstünü kapatacağız ama sonra geri kaldırırız. Bekek, bel ağrısı demek. Devam ediyoruz. Fever, ateş demek arkadaşlar. Ateşlenen tonguç hangisi? Galiba bu. Fever, ateş demek arkadaşlar. Devam edelim. Bunu çektim. Broken arm kırık kol demek değil mi? Hangi tongucun kolu kırık? İşte buradakinin. O zaman bunu da hemen buraya yerleştiriyorum. Broken arm kırık kol demek. Ve gelsin to take. Diş ağrısı. Hangi tongucun dişi ağrıyor acaba? Bakıyorum, bakıyorum. Hangi tongucun? Evet, buradaki tongucun da dişi ağrıyor değil mi arkadaşlar? O zaman hemen bunu da oraya götürüyorum ve to take ne demek? Diş ağrısı demek arkadaşlar. To take. Devam edelim. Ne kaldı? Evet. Kaf kaldı arkadaşlar. Kaf. Öksürmek demek. Hangi tongucu öksürüyor? İşte buradaki öksürüyor. Ve devamında ne var? The measles. Kızamık. Kızamık olan tonguç. Buradaki tabii ki de evet arkadaşlar hastalıklarının hepsini yerleştirdik. Bu arada siz de bu kelimeleri nasıl çalışabilirsiniz? Mesela arkasına Türkçesini yazarsınız şu şekilde. Grip diyelim arkadaşlar. Böyle the flu dersiniz mesela. Onu ilk önce bir tahmin ettiniz yani Türkçesi aklınıza geldi grip diyorsunuz değil mi? Sonra arkasına bakın hop evet o grip demek değil mi? O zaman bu şekilde çalışabilirsiniz. Türkçelerini de arkasına yazabilirsiniz. Belirli bir süre sonra zaten artık Türkçelerini yazmayacaksınız arkadaşlar. Sadece böyle İngilizcelerini yazıp çekip bakabilirsiniz. Aklınızda zaten kalmış olacak. Peki o zaman şimdi bir tekrar edelim. Hedek baş ağrısı demek. Bekek bel ağrısı demek. Toothache diş ağrısı demek. The flu grip demek. Fever ateş. Broken leg kırık bacak demek. Stomach ache karın ağrısı. Broken arm kırık kol. Cough öksürük. The measles kızamık. Sore throat boğaz ağrısı. Runny nose burun akıntısı demek arkadaşlar. Ne yaptık biz? Harika bir şekilde hastalıklara çalıştık. Peki o zaman devam edelim. Peki hastalıklara çalıştık. Şimdi de onları cümle içinde kullanalım ve nasıl olduğumuzu ifade edelim değil mi arkadaşlar? O zaman bu ünitede bilmemiz gereken iki tane çok temel soru var. Nelermiş onlar? How are you? Zaten bunu biliyoruz çocukluğumuzdan beri değil mi? Nasılsın? Hemen yazalım. Nasılsın demek. Peki how do you feel ne demek? Aslında o da nasılsın. Yani şöyle de diyebiliriz. Nasıl hissediyorsun da diyebiliriz değil mi? Peki. İkisine de baktık. How are you? Peki How are you nasıl cevaplıyoruz? Hemen buradaki kartımızı kaldıralım, cevabı çıksın. I'm good. İyiyim dedi, değil mi Tonguç? Evet. How are you? I'm good. Buraya istediğiniz kelimeyi getirip yani nasıl olduğunuzu ifade edebilirsiniz arkadaşlar. I'm good diyebilirsiniz, başka bir şey de diyebilirsiniz, size kalmış. It's up diyor. Peki, gelelim. How do you feel? Nasıl hissediyorsun sorusuna nasıl cevap verebiliriz? Bakın burada bir değişiklik olacak. I feel bad. Kötü hissediyorum. Ama burada da o zaman böyle kötü hisseden bir tongül yapalım. Ve şöyle birazcık üzgün olsun değil mi arkadaşlar? Evet. Ne yaptık? Hemen bakalım. How do you feel? Nasıl hissediyorsun? I feel bad. Kötü hissediyorum dedi bize. O zaman bu iki soruyu unutmuyoruz arkadaşlar. How are you? Nasılsın? How do you feel? Nasıl hissediyorsun? Demek. İkisiyle de arkadaşlarımıza nasıl olduğunu sorabiliriz. Devam edelim. Evet, şimdi de gelelim diğer sorularımıza. Bu sorular da bizim için çok çok önemli arkadaşlar. What's wrong? Ne demek? Yani neyin var demek, değil mi? What's wrong? Sorun ne? Neyin var? Peki o zaman arkadaşımız ne diyebilir buraya? Hı. Hmm. Hastalığından bahsedebilir. Mesela yazalım. I have a runny nose. Burnum akıyor. Burun akıntım var diyebilir mesela, değil mi? What's the matter? Sorun ne? yine neyim var gibi yani bu soruyla biz arkadaşımızın hastalığını sorabiliriz değil mi? Arkadaşımız da yazsın. I have a runny nose. Burun akıntım var ya da burnum akıyor demiş olduk arkadaşlar. O zaman unutmuyoruz. Hastalıklarımızı söyleyeceksek eğer. Tabii ki de kendimizden bahsediyorsak I öznemizi yazdık. Sonra have geldi arkadaşlar. Sonrasında ne geliyor? Hastalık geliyor değil mi? Illnesses sonrasına da hastalığı yazabiliriz ya da have got olarak da görebilirsiniz arkadaşlar. İkisiyle de sahip olduğunuz hastalıktan bahsedebilirsiniz. What's the matter sorusunu şöyle de görebilirsiniz. What's the matter with you olarak da görebilirsiniz arkadaşlar. Biz ikisiyle de hastalığımızdan bahsedebiliriz. Ne yaptık? I have a runny nose. I have a runny nose dedik yani ikisine de aynı cevap verdik aslında. Devam edelim. Evet şimdi de sorularımızı bir karıştıralım arkadaşlar. How do you feel demiş Tonguç. Burada Tankut da Tankut da kıvranıyor karın ağrısından değil mi arkadaşlar? Hatta böyle bir şarkı da vardı belki hatırladınız. Evet o zaman Tankut iyiyim mi diyecek? İyi hissediyorum mu diyecek? Hayır tabii ki de kötü hissediyorum desin değil mi? O zaman ne diyoruz? I feel bad. Kötü hissediyorum. Evet. Peki Tonguç ne demiş? Oh, what's the matter with you? Yani neyin var diyor arkadaşına. Pek de korkmuş gibi görünmüyorsun Tonguç ama neyse. Peki Tonguç ne diyecek? Karın ağrısı var değil mi arkadaşlar? Galiba karnı ağrıyor. Tabii okuldan kaçmak için bahane yapmıyorsan Tonguç'cum. Şaka tabii. Evet. O zaman ne yazıyoruz? I have a stomachache. Yani karın ağrım var. Karnım ağrıyor dedi bize değil mi? Evet. How do you feel? I feel bad. What's the matter with you? I have a stomach ache dedi ve hastalığından bahsetti arkadaşına. Devam edelim. Evet arkadaşlar ne yapıyoruz? Biz hastalıklarımızı nasıl söyleyeceğimizi öğrendik değil mi? Şimdi de arkadaşlarımızın hastalıklarını onların ağzından söyleyelim değil mi? Peki ne yapıyoruz? Look at the pictures and make sentences. Okay let's do it. Arkadaşımızın neyi var? What's the matter? Neyim var? Ne diyecek? Ateşi var, değil mi? O zaman ne yazıyoruz arkadaşlar? I have a fever. Ateşim var dedi bize. Peki, Tonguç'a bakalım. Tonguç, "What's the matter?" Neyin var? Tonguç bize ne diyecek? I have a toothache. Dişim ağrıyor. Diş ağrım var dedi. Peki, Tonguç, "What's the matter?" Senin neyin var? Arkadaşlar hepiniz hastasınız. Peki o zaman Tankut ne diyecek bize? I have a broken arm diyecek değil mi arkadaşlar? Kırık bir kola sahip olduğunu söyleyecek bize. I have a broken arm. Evet arkadaşlar, hepsi de çok hasta bugün derste fark ettiyseniz. Peki o zaman devam edelim. Evet şimdi de gidiyoruz hastaneye. Doktor bize önerilerde bulunur ya arkadaşlar. Hani şunu yapmalısın, bunu yapmamalısın der hasta olduğumuzda. Peki şimdi biz onları nasıl söylüyoruz İngilizce'de? Hemen bir bakalım. da birlikte biz tavsiyelerde bulunabiliriz. Yani doktor bize tavsiyede bulunabilir. Meli malı anlamı var arkadaşlar. Should ifadesinin yani yapmalısın, etmelisin gibi daha olumlu şeylerden bahsediyoruz. Shouldn't, yapmamalısın değil mi? Evet yani bunda da Tam tersi yapmamamız gereken şeyleri doktor bize söylüyor. Peki örneğimize bakalım ne demiş? You should have a rest. Dinlenmelisin demiş değil mi? Biz de bir şey yazalım arkadaşlar. You should drink. Mesela diyelim ki nane limon çayı içmelisin. Drink lemon and mint tea. Nane limon çayı içmelisin. Burada doktor bize yapmamız gereken şeyi söyledi değil mi? Önerisinde bulundu. Peki burada doktorumuz da bize desin ki şunu yapmamalısın. You shouldn't drink cold water. Evet soğuk su içmemelisin dedi değil mi arkadaşlar? Evet soğuk su içmemelisin. Mesela çok hastayız ve dışarı çıkmamamız gerek. O zaman ne diyecek? You shouldn't go out. Dışarı çıkmamalısın dedi arkadaşlar. Evet. Shoot'la birlikte önerilerde bulundu. Shouldn't da birlikte yine önerilerde bulundu ama yapmamamız gereken önerilerde bulundu değil mi arkadaşlar doktor hanım bize? Thank you dedik ona ve devam edelim. Evet bilmemiz gereken bazı ifadeler var bu ünitede arkadaşlar. Onlar ne? Have a rest ne demek? Have a rest. Dinlenmek demek. Evet bu kelimeyi görebiliriz. Dinlenmek yazılı. Peki stay in bed yani yatakta kalmak, yataktan çıkmamak diyor değil mi? Yatakta kal. Yani yat, uzan. Yatakta kal diyor. Get well soon ne demek? Evet, hasta olan bir arkadaşımıza söyleyebiliriz bunu. Geçmiş olsun demek arkadaşlar yazalım. Geçmiş olsun demek. Peki, take a pill ne demek? İlaç almak demek arkadaşlar. İlaç almak. Yani doktor bize diyebilir mesela, you should take a pill. İlaç almalısın diyebilir. See a dentist yani bir diş doktoruna Hemen yazalım. Bir diş doktoruna görünmek. Evet arkadaşlar, bunları da bilmemiz gerekiyor. Görebiliriz bu ifadeleri. Devam edelim. Evet, ne yapıyoruz? Hemen alıştırmamıza bakalım. Fill in the blanks with should or shouldn't. Yani buradaki boşlukları should ya da shouldn't ile birlikte dolduracağız arkadaşlar. Hemen bakalım cümlelerimize. Tanguç ve annesi konuşuyor. Tanguç ne demiş? I have a cough. Öksürüyorum. Öksürüğüm var diyor değil mi? Annesi ne diyecek? You blank drink syrup. Peki. Annesi ne diyecek arkadaşlar? Şurup içmelisin diyecek değil mi? O zaman ne yazıyoruz buraya? Tabii ki de should yazıyoruz. Hemen yazalım şut ve gal peki ikiye bakalım I have a cold üşüttüm soğuk algınlığım var diyor değil mi annesi ne diyecek go out var burada dışarı çıkmalısın mı diyecek soğuk algınlığı olmuş birine diyebilir mi annesi hayır diyemez değil mi o zaman ne yazıyoruz shouldn't you shouldn't go out dışarı çıkmamalısın dedi Tongül e annesi Tankuta bakalım ne diyecek I have a toothache. Diş ağrım var, dişim ağrıyor. Annesi ne diyecek? You blank visit the dentist. Yani diş doktoruna ziyaret etmelisin diyecek. O zaman ne yazıyoruz? Should. You should visit the dentist. Yani diş doktoruna ziyaret etmelisin dedi. Dörde bakalım. Tuğçe ne demiş? I have the flu. Yani gripim diyor değil mi Tuğçe? Peki annesi ne diyecek Tuğçe'ye bakalım. You blank drink lemon and mint tea. Yani nane limon çayı ya da limon nane çayı içmelisin diyecek değil mi? O zaman buraya da should yazalım. You should drink lemon and mint tea. Evet bu şekilde should ve shouldn't kurallarını çok güzel bir şekilde kavradığımızı düşünüyorum arkadaşlar. Anlamını da çözdük diye düşünüyorum. Devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi sizinle bir şey yapacağız. Ben sizin için dört tane anahtar kelime belirledim. Bundan sonraki derslerimizde de bunları görebiliriz arkadaşlar. Ne yapıyoruz peki burada? Dersin başından beri seçtiğim dört tane e, keyword yani anahtar kelime var arkadaşlar. Sizden de artık bunları tahmin etmenizi isteyeceğim. Acaba benim seçtiğim kelimeleri kimler bulacak arkadaşlar? Sizce ben neleri seçmiş olabilirim dört tane anahtar kelime olarak? Hadi bakalım. Umarım benimkiyle birlikte sizinkiler de uyuşuyordur arkadaşlar. Dörtte dört yapabilecek misiniz bakalım? Hadi o zaman başlıyorum. Birinci kelimem health Tabii ki de sağlık kelimesi değil mi arkadaşlar? Anahtar kelimelerimizden biri. Devam edelim. İkinci kelime ne acaba? Sizden geldi mi? Hemen çeviriyorum. illness Tabii ki de hastalıklardı değil mi arkadaşlar? Anahtar kelimemizin diğeri bence. Devam edelim. Üçüncü kelimemi açıyorum. Feel, hissetmek. Evet bu ünite için önemli bir kelime arkadaşlar. Feel, hissetmek. Bu da üçüncü anahtar kelimemdi. Dördüncü anahtar kelimemi açıyorum. Acaba kimler şu anda buldu? Çevirdim. Matter yani sorun demek değil mi arkadaşlar? Matter sorun demek. Evet ben dört tane anahtar kelime bulmuştum. Umarım sizin de ders başından beri düşündüğünüz kelimeleri tutturmuşuzdur arkadaşlar. Peki devam edelim. Anahtar kelimelerimizde bulduk. O zaman ne yapıyoruz? Şimdi hemen alıştırmamıza geçiyoruz arkadaşlar. Peki ne yapıyoruz? Buradaki diyaloğu tamamlayacağız. Hemen bakalım. Tankut ne demiş? What's the matter with you? Neyin var diyor değil mi? Sorun ne diyor? Peki Tonguc'a bakalım. Oops, Tonguc'un başı ağrıyor galiba. Eliyle başını tutmuş. O zaman ne diyecek? I have a cold diyebilir mi? No. I have a runny nose. Burun akıntım var diyebilir mi? Hayır burnakmıyor. akmıyor. I have a headache. Baş ağrım var diyebilir mi? That's right diyebilir. Çünkü eliyle zaten başını tutmuş. I have a toothache yani diş ağrım var diyebilir mi? No. Buradaki doğru cevabımız tabii ki de C şıkkı. Ne diyecek? I have a headache. Yani baş ağrım var dedi arkadaşlar. Let's go on. Devam edelim. Complete the dialogue. Hemen diyaloğu tamamlayalım arkadaşlar. Tanguç ne demiş? I have a sore throat. Yani boğaz ağrım var. Boğazım ağrıyor diyor. Bunu görmeyelim. Boğazını tutmuş olsun arkadaşlar değil mi? Peki. Acaba doktor ne diyecek ana? You should go out. Yani dışarı çıkmalısın diyebilir mi? No. You shouldn't drink cold water. Evet, soğuk su içmemelisin diyebilir değil mi? Evet. You should see a dentist. Evet, boğazımız ağrıdığında genellikle diş doktoruna gideriz değil mi? <laughs> Şaka tabii ki de hayır arkadaşlar. Tabii ki de bunu da diyemez. You shouldn't have a rest. Dinlenmemelisin diyebilir mi? No. Buradaki doğru cevabımız of course. Tabii ki de B şıkkı arkadaşlar devam edelim. Peki burada da doğru cevabı seçelim bakalım Tonguç ne diyecek acaba bize I have a high yani yüksek ateşim var diyecek değil mi bakın derecesi kıpkırmızı olmuş yazık get versun well Tonguç cold diyebilir miyiz no measles kızamık no fever ateş that's right cough ne demek öksürmek demek buradaki doğru cevabımız fever olacak arkadaşlar I have a high fever yani yüksek ateşim var dedi bize devam edelim. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte neler yaptık? Health ünitesini harika bir şekilde işledik. Ve tabii ki de hemen öğrendiklerimize bakalım. Expressing illnesses, needs and feelings. Yani Burada hastalıkları, ihtiyaçları ve duyguları ifade etmeyi öğrendik arkadaşlar. Making simple suggestions. Evet basit önerilerde bulunmayı, tavsiyeler vermeyi öğrendik. Important words, önemli kelimeleri öğrendik. Practices, alıştırmalarımızı da yaptık arkadaşlar. O zaman şimdi ne yapıyoruz? Sizi ödüllü sorunuzla baş başa bırakıyorum. Thank you for listening to me. Goodbye. See you.